merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen e, soru şu yönde. Ben alanımda Amerika'nın bir numaralı üniversitesinden master için kabul aldım. Fulbright bursu ile gideceğim için C1 vizesi ile Amerika'da okuyacağım. Bu burs Amerikan hükümeti tarafından finanse edilmesi sebebiyle 2 year home residency requirement'a tabi ve okuduğum kadarıyla no objection statement alınsa bile yükümlülük kaldırılamıyor. Master program bitmeden orada bir firmayla anlaşırsam program bitimindeki yaz Türkiye'ye dönüp EB3 vizesine başvuru yapıp tekrardan Amerikan vizesi alabilir miyim? İkinci seçenek olarak Master sonrasında PhD'ye devam etmek istiyorum. Normalde C1 vizesiyle okuyan öğrencilerin OPT hakkı yok. Ancak ben Master'ı C1 ile PhD'yi F1 ile yaparsam... PhD sonrası OPT hakkım olur mu diye bu takipçimiz uzun bir soru soruyor. Şimdi burada iki konu var. Birincisi e, tabii siz eğer Amerika Fullbright bursuyla Ceyvan vizesiyle gelirseniz ve tabi olacağınız iki yıl ülkenize geri dönme yükümlülüğünden dolayı burada herhangi bir statü değiştiği durumda girmeniz mümkün olmayacak. Ve bu durumda olanlar no objection statement'ı e, alamayacaklar aslında State Departmandan e, yani ülkesinden alsa da State Departmandan Fulbright bursundan dolayı alamayacak. Dolayısıyla sizin bu noktada bu aldığınız Javan'ın yükümlülüğünü 2 yıl e, yani 2 year home residency requirement'ı kuralını aşmanız çok kolay olmayacak ve zaten bu ülkenin itiraz etmesi etmemesi e, durumuyla kaldırmayacak. Bunun bazı istisnaları var. Çok büyük zarara uğramak gibi örneklerde birkaç tane daha istisnaları var. Bunların kabul alınması gerekecek. Eğer bu noktada 2 yıl kuralını kaldırma durumunu ya da affettirme durumunu yapılamayacaksa da zaten sizin maalesef ülkenize dönüp ülkenizde 2 yıl beklemeniz gerekecek. Dolayısıyla siz bu şekilde yapıp buradaki programınızı bitirip ülkeye döndüğünüzde Türkiye'ye ve 2 yıl kaldığınızda bu süreç içinde eğer sizin Amerika'daki işvereniniz size Green Card başvurusu yaparsa ve bu Green Card başvurusundan dolayı sizin Amerikan konsolosluğundaki göçmenlik vize görüşmesine gittiğinizde Türkiye'de 2 yılı tamamlamışsanız yani ABD dışında 2 yılı tamamlamışsanız o zaman yeşil kartınızı almanızda bir engel olmayacaktır. Ve dolayısıyla aslında bahsedilen sürelere baktığımızda ve sizin işveren üzerinden Green Card'a gitmesi zaten neredeyse 2 yılı bulacağı için Görüşmenizde o iki yılın sonrası bir tarihe denk geliyorsa, Türkiye'deki Amerikan Konsolosluğu'nda görüşme, o zaman sizin yeşil kartı almanızda bir engel kalmayacaktır. Yoksa sizin iki yıl kuralınız tabii ki göçmenlik vizesi almanıza da engel teşkil edecektir. İki yılın tamamlanmış olması son aşamalı noktasında e, gerçekleşmesi gerekecektir. Yoksa green karta geçmenizde mümkün olmayacaktır diyebiliriz. Ve bu takipçimizin ikinci sorusuna geçtiğimizde, siz eğer Amerika'ya J-1 ile geldiniz ve eğer diyorsanız ben Türkiye'ye geri döndüm ve sonrasında ikil kuralı problemi kalktı ve bu sefer PhD'nizi F1 vizesiyle yapmaya karar verdim derseniz o zaman o PhD dönemi sonrası eğer bir çalışma hakkınız doğacaksa o PhD'niz o zaman bunu kullanma hakkınız olacaktır. Yoksa önemli olan burada programı yapacağınız okulun size program sonrası FR altında OPT verip vermeyeceği olacaktır. Eğer onlar OPT verecekse o zaman bir sorun yaşanmadan bu durumu gerçekleştirip OPT'nizi yapmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 2008 yılında Green Card sahibi olan babam Amerika'da yaşıyor. Yaklaşık 3 sene önce benim adıma Green Card başvurusu yaptı. 9 Mayıs'ta Ankara Büyükelçiliği'nden DNA için randevu vermek üzere aradılar ve ben İstanbul'da oturduğum için burayı istedim. 17 Mayıs'ta da DNA'yı verdim. Bundan sonraki süreç nasıl olur? Babamın verdiği DNA ile benimkini eşleştirecekler diye biliyorum. Ortalama ne kadar sürer? Eşleştirdikten sonra vize için bir randevu verecekler? Ortalama olarak tahmini ne kadar sürer? sizce diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Yani babanızın green card üzerinden size başvuru yapmış olması ve sizin 21 yaşının altında olduğunu varsaydığımızda sizin green card'a gitmeniz 2-3 yılı bulan bir süreç oluyor. Ki siz o süreçlerin içindesiniz şu an. Son aşamasındasınız. Dolayısıyla bu süreç noktasında fazla bir sürenin kaldığı a, görülmüyor. Ama tabii ki sonuçta gün sonunda e, Amerikan konsolosluğu sizin ve babanızın arasındaki baba çocuk ilişkisinin gerçekliğini kanıtlamak için bu de DNA testini yapıyor durumdalar. Bu sürecin ne kadar süreceğini söylemek maalesef zor ama sonuç olarak zaten bu testin sonucunu alıp ondan sonra da size randevu vereceklerdir ve o ile de siz Amerikan Konsolosluğu'nda göçmenlik vize görüşmesine giriyor olacaksınız. Dolayısıyla tahmin ediyorum önünüzde fazla değil ama 2-3 ay ya da 3 ile 6 ay arası bir süreç var gibi görünüyor. Ama burada en iyi bu işin takibini Amerikan konsolosluğuna ulaşarak e, ne kadar bir sürecinizin kaldığını e, ve bundan sonra e, ne zamansı çağıracakları noktasında ya da ne zaman sizin vizenizi verecekleri noktasında iletişimde olabileceksiniz. Yoksa ortalama bir süreyi söylemek zor olacaktır. Ama dediğim gibi 2-3 ay ya da 3-6 ay arası bir sürece bakıyoruz deyip takipçimizin sorusunu, cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir değerli takipçimizden gelen soru da şu önde. Benim 5 yıllık öğrenci vizem var ve seneye Ağustos'ta bitiyor. Ben Amerika'da master yapmak istiyorum. Vize uzatma işlemini vize bitince mi yapabiliyoruz yoksa bir yıl kalan vizemi biraz sonra Türkiye'ye gittiğimde yapabiliyor muyum? Bunun belli bir zamanı var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin zaten var olan bir öğrenci vizeniz var. Vizenizin bitmesine bir yıl bir süre var. Dolayısıyla şu an sizin tekrar bir öğrenci vizesi almak için başvuru yapıyor olmanıza gerek olmayacaktır. Yani şu an çok erken daha sizin bir öğrenci vizesi yenileme başvurusu yapmanız için. Zaten var olan öğrenci vizenizin bitmesine bir yıl var. Dolayısıyla siz bununla eğitiminize ve ülke dışında ve içine se seyahat edebilme durumunu yerine getirebilirsiniz. Burada vize yenilemek için var olan vizenizin bitmesi gerekmemekte. Önemli olan var olan vizenizin bitmek üzereyken bu yenilemeyi başvurusunu yapıyor olmanız. Eğer siz farz edelim önümüzde bir yılınız var. O bir, bir yılınız dolmadan önce birkaç ay kala Amerikan konsolosluğundan randevu almış olursanız o zaman var olan vizeniz bitmeden Amerikan konsolosluğuna öğrenci vizenizin yenilenmesi için başvuruyu yapabilirsiniz. Bu sayede en azından elinizdeki vize süreniz bitmeden gidiş ve gelişinizde bir sorun yaşanmadan yeni vizenizi de süresiyle almış olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir değerli takipçimizden gelen soru da şu önde. H2B vizesi için çalışma izni kaç yıl verilmektedir? Bize sponsor olan firmada 3 yıl boyunca çalışabiliyor muyuz? Bunun bir sınırı var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. H2B vizelerin özelliği sizin çalışacağınız vize türünün geçici olmasıdır. Dolayısıyla geçici vize türünde size genelde kısa süreli verilecektir. Bu vize türünde 3 yıl direkt verilme gibi bir durum olmayacaktır. Dolayısıyla siz H2B vizesine başvurduğunuzda size 1 yıllık vereceklerdir. Ama bunu 3 yıla kadar alabiliyor olacaksınız. Dolayısıyla buradaki sınırı 3 yıl olarak görebilirsiniz. 3 yıla kadar siz H2B vizenizi yenilemeniz mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Biz Amerika'ya turist vizesiyle gelmek istiyoruz. Eğer orada bir iş imkanı görürsek vizemizi yatırımcı vizesi olarak değiştirmek istiyoruz. Fakat anlayamadığımız bir nokta var. Ha, bulduğumuz işletmenin parasını ödedikten sonra mı vize işlemlerine başlıyoruz yoksa işletme sahibiyle aramızda anlaşma yaptıktan sonra mı? Yani işletme sahibiyle aramızda anlaşma yaptıktan sonra mı? Yani parayı ödedikten sonra vize çıkmama ihtimali varsa paramız yanıyor mu? Diye takipçimiz soruyor. Takipçimizin haklı olarak takıldığı nokta şu. Ben yatırımcı vizesini almadan önce mi yatırımı yapıyorum? Aldıktan sonra mı yatırımı yapacağım? Yok eğer ben yatırımcı vizemi almadan önce yaparsam e peki bu sefer ya e, vizem olaylanmazsa e, benim yaptığım yatırımın sonucu ve e, akıbeti ya da durumu ne olacaktır diye yerinde ve haklı sorularını sormuş durumda. Şöyle diyebiliriz biz bu noktada sizin yatırımcı vizesi alırken tabii ki öncesinde Amerika'dan satın alacağınız işletme ya da şirketle onlardan anlaşma yapıp işletmeyi devrilip yatırım yapmanız yatırımcı vizenizi almadan önceki aranacak şartlardan biridir diyebiliriz. Ama burada değişik tabii ki e, anlaşma çeşitleri yapmak mümkün olabilir. Bunlardan mesela bir tanesi sizin bahsettiğiniz durumda olan ya da endişesi olan kişilerle ilgili olacak durumda da eğer siz karar verdiniz hangi işletmeyi satın alacağınıza ve anlaşmanızı yaptınız yatırımınızı da anlaşmayı yaparken e, avukatın müşteri hesabında yapıyor olacaksınız ve dolayısıyla arada geçerli bir sözleşme ve yatırım miktarı yapılmış olacak. Ama mesela eğer satıcı işletme kabul ederse sizin yatırımcı vize almak şartıyla bu anlaşmanın geçerlik bulması ya da tamamlanması tarzında sözleşmelerle siz eğer yatırımınızı yaptınız ama eğer yatırımcı vizesi alamazsanız o zaman da paranızın iadesini avukattan alıyorsunuz avukatın hesabından ve dolayısıyla yapılan sözleşme İptal edilebiliyor. Bu imkanlardan bir tanesi ve e, ama dediğim gibi bunu yapabilmenizin en önemli şartlarından bir tanesi satın alacağınız işletmenin ya da satıcının bunu kabul ediyor olması. Sizi 2-3 ay ya da 4 ay ya da 3-6 ay arası bekleyecek bir süreçte olması önemli olacaktır. Eğer o bunu bekleyebilecekse ve şartınızı kabul ediyorsa o zaman bu şekilde yapılacak bir yatırımla da yatırımcı vizesi başvurusu yapabiliriz. Eğer sonucu olumlu olursa sözleşmede geçerliliğini yerine getirir ve satıcı geri devreder ve parasını alır ve sizde yatırımcı vizeniz zaten var işletmenizi yönetmeye gelirsiniz. Ama eğer yatırım yapıldıktan sonraki bu durumda vize alınmazsa o zaman da hiç satıcıya para geçmeden size geri döner ve satıcı da hisse ya da şirketi devretmez ve bu şekilde bir riske de girmeden denemiş olursunuz yatırımcı vizenizi diyebiliriz. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru e, şu noktada. Eğer Amerika birisi sınma talebinde bulunduysa ve bu sürecin içindeyken veya süreci kabul edildikten sonra Amerikan ordusuna katılabilir mi diye bize soruyor. Şimdi sizin Amerikan ordusuna katılabilmeniz için burada önemli olan ordunun hangi Kurumlara da bölümle başvurduğunuz. Çünkü bazı bölümlerine Amerikan vatandaşı olmadan kabul edilmek mümkün olmuyor. Ama bazı bölümlerine diyelim green kartınız varsa girebilirsiniz. Ya da yasal durumunuzun olması yeterli oluyor. Yoksa e, talebi yapmış olmanız ve ondan kabul almış olmanız bunu engelleyecek bir durum olmayabilir. Ama önemli olan başvurmak istenilen kurumun sizi bu şartlarla Amerika vatandaşı olmadığınız ya da Amerika da yaşayacak green card sahibi olmadan sizi kabul edip etmeyeceği ve hangi statüde kabul edeceği noktasında uygun olmanız gerekecektir. Dolayısıyla eğer tabii ki sizin yaptığınız başvuruda dolayı onay alırsanız bir yıl sonrasında yeşil karta geçtikten sonra zaten bu adımı yapabileceksiniz. Dolayısıyla bu noktada tavsiyemiz eğer bu aşamalardaysanız hangi kurumla ilgileniyorsanız Amerikan ordusundan önce onlarla görüşmeniz ve onların sizi kabul etme durumuna göre ilerlemeniz en sağlıklı adım olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizin sorusu şu yönde. Benim 2014 Asylum Withholding Removal Case Category A10 kartım var ve ev almak istiyorum. Alabilmem için de I7 kartı gerekiyor. Hangi şekilde alma şansım var? Ya da 12 yıldır Amerika'da sorunsuz yaşıyorum. Union A Plumbing yapıyorum. Ve yüksek vergi ödüyorum. Benim case bir şekilde cancel holding removal yaparak değiştirme şansım var mıdır? Diye takipçimiz bize soruyor. Burada anlamaya çalıştığım sorunuzdan sizin aslında yaptığınız başvurudan dolayı tahmin ediyorum. Eğer ki withholding of removal kabul olduysa o zaman sizin aslında çalışma izni hakkınız mümkün olacaktır. Yani çalışma izne gidebilirsiniz. Dolayısıyla yedi kartınızı. Bu şekilde alabilmeniz gerekecektir. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken nokta eğer dediğiniz kategorideseniz ve onay almışsanız o zaman sizin yapacağınız olay göçmeni tersi çalışma izni başvurusu yapıyor olmak. Bu başvuru yaparsanız ancak bu adımı atabileceksiniz. Dosyanızı cancelation of durumuna çevirme noktasında ise şu an mahkeme sürecinde devam edip etmediğiniz ya da mahkeme sürecinin askıya alıp alınmadığına göre değişebilir. Ve cancelation of yapmak için de gerekli yeterliğe sahip olmanız lazım. Bir cancellation rule yapabilmeniz için de sizin bu noktada en az 10 yıldır Amerika'da olmanız gerekecektir. Yani mahkeme sürecine koyulmadan önceki süreçte 10 yılı tamamlamış olmanız. Dolayısıyla bahsettiğiniz hani verdiğiniz bilgiler ölçüsünde veremeyeceğim cevaplar bu kadar. Ama biraz daha detaylı getirseniz daha net. E, tabii ki bu konuya tekrar değinebiliriz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Bu yıl Green Card için seçildim ve 2016 yılında Work and Travel yapmıştım. SSN numaram vardı, numaram da vardı. Ama 600 dolar hastane ücretimi ödememiştim. Ve bir de iş yerimiz son vergimizi ödememişti. Oradan da borç vardı. Amerika'ya gidince bu durum sıkıntı olur mu? Ben evlenip gideceğim. Soyadım değişecek yine de borcum çıkar mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin eğer yeşil kart ekme durumunuz olursa ve alırsanız e, bu tip özel borçlardan dolayı bir sorun yaşama durumunuz olmayacaktır. Ama Amerika'ya geldikten sonra bu oluşan borç durumu ile fayda var. Çünkü sosyal güvenlik numaranızı kullanmaya devam edeceğiniz için isminiz değişse de sizi e, siz gene aynı kişisiniz, kişisiniz ve dolayısıyla bu noktalarda bu kadar cüzi rakamlardan dolayı krediniz etkilenmemesinde fayda var. Dolayısıyla tavsiyemiz böyle bir durumdaysanız bu olumsuzluk durumunu kaldırtıp e, herhangi kredinizi çok da kötü etkilenmeden e, buradaki kredinizi güçlendirerek ilerlemenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen bir soru var. O da şu yönde. Amerika'ya itica ettiğimizde mülakatta sorulabilecek sorular hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Bunun için nasıl bir hazırlık yapmalıyız diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerikan hükümeti tabii ki böyle bir başvuru yaptığınızda sizi şu anki süreçlerle bir buçuk ay sonra görüşmeye çağırıyor. Ve görüşmeye çağırdığında sizden sizin durumunuz ve başınızdan geçenlerle ilgili detaylı bir mülakat alıyor. Dolayısıyla size yaşadıklarınız ve iddia ettikleriniz durumları tek tek detaylı sorarak sizin onlara anlatmanızı istiyorlar. Ve dolayısıyla bu detaylı bilgilerden sonra da sizin gerçekten anlattığınız iddiaların yerinde olup olmadığı veya tutarlı olup olmadığı noktasında bir karar veriyor olacaklar. Dolayısıyla hazırlık noktasına baktığınızda hazırlık noktası da sizin anlattığınız ifadeleriniz, belirttiğiniz durumlar ve kanıtlarınızın çelişmemesi ve her şeyin e, mantıklı bir şekilde organize yapılması ve sorulacak sorulara da dürüstçe, net bir şekilde cevap vererek görevlilere doğruları anlattığınız görmeleri ve yaşadığınız olaylarında, iddialarında size burada güvence sağlayacak noktaya ulaşıp ulaşmadığına karar vermeleri gerekecektir. Dolayısıyla bu nokta kişiden kişiye, dosyadan dosyaya değişeceği için spesifik sorulardan ziyade bu şekilde bir bakış açısıyla ...hazırlanmanızı tavsiye ediyorum deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Amerikan vatandaşıyım ve 2014 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Türkiye'de Türk vatandaşı olan eşimle 2017 yılında evlendim. Fakat şimdi Türk vatandaşı olan eşimle beraber Amerika'ya bir an önce dönmek istiyoruz. Sanırım bunun en kısa yolu turist vizesiyle gidip turist vizesi süresi içinde... Green Card'a başvuru yapmak. Şu anda DS-160 DS formlu e, B2'yi 2 doldurmaktayım ve kendimi sponsor olarak göstermekteyim. Asıl sorum şu, bu fikrim doğru mudur? Eğer doğru bir yol izliyorsam, eşimin Amerika'da turist olarak kalması gereken zaman aralığı en mantıklı ne olması gerekiyor ve ben sponsor olduğum için bankada ne kadar param olması gerekiyor diyor bu takipçimiz. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Siz Amerika vatandaşı olduğunuz için ve eşiniz sizle evlendiği için Amerikan konsolosluğu çok istisnai durumlar olmadığı sürece eşinize B2 yani Türk lisesi vermeyecektir. Sebebi de Amerikan vatandaşıyla evli olmasıdır. Dolayısıyla sizi daha çok Amerikan vatandaşı olarak eşinize başvuru yapmanız ve eşinizin de Green Card yani göçmenlik vizesiyle Amerika geliyor olması yöntemine yönlendireceklerdir. Dolayısıyla bu noktada bizim tavsiyemiz sizin yapacağınız en mantıklı durum Eşinizin bu noktada adım atıp sizin turist vizesinden ziyade eşinize yeşil kart çalışması için sponsor olup süreci başlatmanız ve o sürecin sonunda eşinizin Amerika'ya göçmenlik vizesine gelip burada yeşil kartı alıyor olması en mantıklı bir yöntem olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soruyu da alacağız ve canlı yayın sorularına geçeceğiz. O soru da şu. Ben ABD vatandaşıyım. Türk vatandaşı eşimle Türkiye'de yaşıyoruz. Ve bu arada kendimize ait aile şirketimiz, arabamız vesaire var. Eşimize turist vizesi başvurusu yaptığımızda nelere dikkat etmemiz gerekir? Benim ABD vatandaşı olmam herhangi bir sakınca yaratır mı? Sizce mülakatta nasıl bir tavır takılalım? Amerika turist vizesi reddi almamak için bize tavsiyeleriniz nelerdir diye bir diğer takipçimizden gelen benzeri bir soruyla karşı karşıyayız. Siz Amerika vatandaşı olduğunuz için zaten eşinizin turist lisesi alma durumu mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla sizin bu noktada yapacağınız en ideal şey eşinize yeşil kart başvurusu yapıp adımınızı buradan ilerletmemiz olacaktır. Dolayısıyla bu noktada benim bizim size tavsiyemiz yeşil kart başvurusu için çalışmaları başlatıp hiç turist lisesi başvurusuyla, zaman ya da masraf yapmanıza gerek yoktur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. J1 internship programı ile 12 ay Amerika'da staj yaparken Amerika'daki işverenim bana sponsor olursa Green Card alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika'da J1 vizenizin gerektirdiği şekilde programınızı yapmak için geldiğinizde ve programınızı yaparken size iş vereniniz eğer sponsor olmak isterse bu noktada Green Card çalışmalarını başlatabilirler ve çalışmalar yapılabilir. Önemli olan nokta sizin var olan staj programınız bitmeden. Green Card çalışmalarının ne aşamada olduğudur. Eğer bu aşamalar da Green Card adımına geçiliyorsa ve siz hala yasal statüdeyseniz o zaman burada bu statü değişikliklerini yapmak mümkün olacaktır. Yoksa siz programınızı tamamlayıp ülkenize dönebilirsiniz. Ve bu arada Yeşil Kart aşamasının da son aşamalarına gelindiğinde bu sefer göçmenlik vizesiyle Amerika'ya gelip işverenizde çalışmaya devam edebilirsiniz. Ya da Amerika'daki yasal statünüz devam ediyorsa ya da ettirilecek adımlar atıldıysa o zaman statü değişikliği yapmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Turist vizesini gelip Amerika'ya iltica ettiğimiz zaman çalışma iznimi ne zaman alabiliyoruz diye takipçimiz bize soruyor. Şu anki başvuru sürelerine baktığımızda kişiler başvurularını yaptıktan sonra 150 gün sonra çalışma izni almaları hakları vardır. Dolayısıyla başvuru yaptıktan 5 ay sonra çalışma izni hakkı doğuyor ve o başvuru yapıldıktan 1 ay ya da birkaç ay sonra ya da içinde tabi süreçler değişebilir. Çalışma izniniz elinize geçebiliyor. Eğer göçmenlik sınır dışı mahkemesine sevk edilirse dosyanız bu 150 gün içinde o zaman da 150 günden ziyade 180 gün beklemeniz gerekiyor ve ondan sonra da başvuru yapıp çalışma izni almanız birkaç ay içinde mümkün oluyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben Atlanta'da bir fuara katılmak için B1 ve B2 turistesi müracaatında bulundum. Fakat vizem çıktığında fuar tarihi de geçmiş oldu. Ben bu vizeyle New York'a gelsem havalında sorun çıkar mı diye takipçimiz bize soruyor. Tabii ki siz aslında fuara katılmak için en doğru bir adım olan bir vize başvurusu yapmış durumdasınız. O da B1 ve B2 vize başvurusu. Eğer aldığınız vize süresi geçerliyse siz o vize süresinin herhangi bir aşamasında buraya gelebilirsiniz. Fuar tarihi geçmiş olsa bile sizin Amerika'ya gelmenizde bir engel yok. Amerika'ya girerken görevliler sorabilir ne aşamayla yeni için geldiğinizi. Eğer fuar amacıyla geliyorsanız Fuar amacıysa bu sefer yeni tarihli bir şey sunabilirsiniz. Yok iş toplantısı amacıyla geliyorsanız onu belirtebilirsiniz. Gezme amacıyla geliyorsanız hala bu sefer gezme amacıyla gelebilirsiniz. Yani dolayısıyla bahsettiğiniz fuara katılmamış olmanız vizenizi yakmaz. Belki de vizenizdeki sürenin geçerli olması ya da daha sonra giriş yaparken artık o fuar olmadığı için başka bir sebeple geliyorsanız kapıda onu belirttikten sonra ve görevler uygun olduktan sonra herhangi bir sorun yaşamadan ülke içine giriş yapabileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. H2B vizesiyle Amerika'ya gidip sezon bittikten sonra diğer sezon için iş bulmak yerine kendimiz Lyft, Uber gibi işleri 3 yıla kadar yasal olarak yapabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. H2B vizesiyle gelip bu vize süresince burada sponsor olan firmada ancak çalışabileceksiniz. Dolayısıyla sizin başka bir işte çalışmanız ya da yerde çalışmanız o şirket ya da iş yeri tarafından sponsor olunmasına bağlı olacaktır. Dolayısıyla siz kendi kendinize işte bu tip işlere lift ya da Uber gibi işlere girmeniz var olan yasal durumunuzun ihlali olacaktır. Bunu size tavsiye etmiyor olacağız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlıya yayında bir takipçi bizden gelen soru şu yönde. Nişanlık vizesini sadece Amerika'da evleneceksen mi alabilirim diye takipçimiz soruyor. Sorunun cevabı evet olacak. Siz ancak eğer ki Amerika'da evlenecekseniz nişanlık vizesine başvuru yapıyorsunuz. Yoksa öbür türlü yeşil kart başvurusu yapılması gerekecek. Öbür, e, yoksa siz nişanlık vizesine başvururken ki gaye ve amaç işte ben Amerika vatandaşıyla Amerika'da evlilik yapacağım ve bunun için nişanlık vizesiyle oraya gidiyor olmam gerekiyor. Lütfen bana izin verin demiş olunuyor ki gidip orada ben evliliğimi gerçekleştirebileyim Amerika'da demiş oluyorsunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Dil okulu için F1 öğrenci vizesiyle Amerika'ya gelip tır ehliyeti alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size eğer yani Amerika'ya öğrenci vizesiyle geliyorsanız bu programınızı yapmak için geliyorsunuz, tamamlamak için geliyorsunuz. Ve dolayısıyla Amerika öğrenci vizesiyle geldikten sonra Amerika'da bulunduğunuz süreçte ehliyete başvurma hakkınız var ve ehliyet kurumuna da başvuru yapıp Gerekli yasal statüsü kanıyan evraklarınızla ve gerekli ikametgah kanıtlarıyla yeterli kanıtlar ya da istekleri belgeler elinizde varsa normal ehliyete başvuru yapabiliyorsunuz. Size anlattığınız gibi tır ehliyetine başvuru yapmak için tabii ki kuruma bu noktada başvuru yapmak lazım. Bunun için bir engel bir durum gözükmüyor ama tabii ki siz eğer çalışmayı planlıyorsanız sadece o ehliyeti almakla çalışmanız mümkün olmayacak. Çalışma iznine de ihtiyacınız olacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Green Card sahibiyim ve Türkiye'den getirdiğim parayı günlükte beyan ettiğimizde bu paradan bir vergi alınıyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle görmeniz lazım bu olayı. Siz Türkiye'den tabi buraya bir belli bir para getiriyorsanız ve bu parayı Amerika'ya yeşil kart sahibi olarak sokuyorsanız bunu beyan etme zorunluluğunuz var bir ve beyan ettikten sonra da ve ederken de bu paranın nereden kazanıldığını belirtmeniz gerekecektir. Dolayısıyla eğer bu bahsettiğiniz beyan gelir bir e, örnek veriyorum sizin paranızsa ya da miras kalmışsa ya da farklı bir durumsa ya da diyelim gelir elde etmediğiniz bir durumsa vergi ödemenizi gerektiren bir şey durum söz konusu olmayacaktır. Ya da siz bu paranızı Türkiye'de vergisini ödediğiniz bir gelirden aldıysanız o zaman beyan etmeniz çifte vergiye tabi olacağınız anlamına gelmez. Ama bu bir kazanç elde edilmişse ve o kazancı burada da belirtmeniz bu bir vergi doğuracaksa çifte vergi dışında çifte vergiye tabi değilseniz o zaman vergi ödeme durumunuz doğabilir. Yoksa doğmayacaktır. Türkiye'de eğer bunun gelir vergisini ödediyseniz deyip e, sorusu cevaplayalım. Ama dediğim gibi çok detaylı ya da daha net bilgi için bir muhasebecinizle görüşmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card aldıktan sonra Amerika'daki bankadan krediyle ticari araç ne zaman alabiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz yeşil kartınızı yani green kartınızı aldınız ve Amerika'ya geldiniz ve Amerika'da çalışmaya başladınız. Ondan sonra tabii ki bankalardan kredi almaya çalışabilirsiniz. Ama tabii ki unutmayın belli bir kredi veya yani süreyi geride bırakmanız lazım ki siz buradaki bankalardan kredi alabilirsiniz. Dolayısıyla geldiğiniz yani önemli olan nokta tabii çalışmaya başladınız. Geliriniz varsa tabii ki bir bankayla görüşüp bu tarz bir krediye başvurduğunuzu gündeme getirip bunun kabul olup almaması noktasında ya bankaya bir finansal kurumdan net cevap alabileceksiniz. Ama genelde kredi geçmişinde oluşması 2 yıl ve bankaları sizi burada kalıcı görmeleri 2 yılı bulabilir. Ama bundan önceki süreçte de almanız mümkün olabilir. Ama tavsiyemiz onlarla görüşmeniz olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben üniversite 2. sınıf öğrencisiyim. Türkiye'den mezun olduktan sonra Amerika'da Komiti Kalış'ta eğitim almak istiyorum. Amerika'daki okulun fiyatının kaç katı kadar vize başvurusunda banka hesabında göstermemiz lazım. Ayrıca 2 yıllık okul bitince illa 4 yıllık üniversiteye kayıt veya transfer olmamız şart mıdır diye takipçimiz soruyor. Eğer siz Amerika'daki bir e, karar verdiyseniz hangi okulda okuyacağınızı bu okulun e, idari bölümlerine ulaşıp ve uluslararası öğrenci olabilmek için neler yapılması gerektiğini başvuru doldurulup sunulması onlara ve onların sizden ne kadar bir finansal gelir göstermesi gerektiğini görüyor olacaksınız. Dolayısıyla okul bu noktada genelde diyelim okulun aylık ücreti, dönemsel ücreti neyse ha bunu yıllığa vurabilir ve bir yıl süresince diyelim hem okul masrafınız hem de yaşam giderlerinizle ilgili bir rakam çıkaracaktır. Önemli olan siz bu rakamı sağlayacak finansal gücü gösteriyor olmanız. Dolayısıyla bu rakam değişken olabilir. Yani 20 bin dolar da olabilir, 15 bin de, 25 bin de sizin okulun e, ücretleri ve e, gider durumuna göre ne ne kadar bir rakam göstermenizi sizden isteyecektir. Ve dolayısıyla ona göre siz onu belirlemeniz gerekecektir. Diğer sorunuza geçersek. 2 yıllık tabii ki eğitimimizi bitirdikten sonra illa 4 yıllık üniversiteye geçmeniz ya da kayıt yaptırmak gibi bir zorunluluk yoktur. Transfer olmak gibi bir zorunluluk yok ama transfer olmak istiyorsanız bunu değerlendirebilirsiniz. Yoksa böyle bir zorunuz olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde İsveç vatandaşlığı olan kişinin Amerika vatandaşlığı alma şansı var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi biz kişinin ya da sizin İsveç vatandaşı olmanız Amerika vatandaşı olmanız için bir şart ya da bir ön koşul değil. Dolayısıyla siz de diğer e, Avrupa ülkesi vatandaşları gibi ne tür yeşil karttan yeşil karta geçileceği ve oradan Amerika vatandaşı olabilme noktasında aynı durumlara karşı karşıya olacaksınız. Dolayısıyla sizin İsveç vatandaşı olmanız yeterli değil. Amerika'da bir yatırım yapıyor olmanız, Amerika'da bir lise sponsor oluyor olması gerekecektir ki oturum alın yani yeşil kart alın ve onun sürecinden sonra da Amerikan vatandaşlığına geçebilmeniz mümkün olsun deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. H2B vizesini öğrenci vizesine çevirebilir miyiz? Nasıl yapabiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika'ya geldiniz ve Amerika'ya geldiğiniz süreçte heykel vizesinde sahipsiniz ve programınızı yerine getiriyorsunuz. Ve bu süreçte eğer öğrenci statüsüne geçmek isterseniz bu statü değişikliği göçmenlik dersiyle yapılıp buradan heykebeden F1'e geçmeniz mümkün olacaktır. Yok Amerikan konsolosluğu üzerinden alacaksanız vizenizi o zaman HKB programınızı başarılı tamamladıktan sonra ve Türkiye'ye döndükten sonra Amerikan konsolosluğu üzerinden F1 öğrenci vizesine başvuru yapmanız gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Ve bugün canlı yayında başka bir takipçimizden gelen soru şu yönde. H4 vizesini H2B vizesine çevirebilir miyiz sorusu var. Tabii siz bir H1B yani H1B vizesi sahibi eşi olarak e, burada eğer başka bir işletmeden de size geçici işçi olarak çalışma teklifi gelirse ve o zaman siz tabii ki var olan H4'unuzu H4 vizenizi H2B vizesine çevirmeniz mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Amerika'daki sığınma talebi başvurularımızda, iltica başvurularında yanımızda avukat tutmak zorunda mıyız? Tercüman bulundurmak zorunda mıyız diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var, siz eğer idari bir işlem bu, tabii ki avukat tutup tutmamak gibi bir zorunluluğunuz yok. Bu siz eğer arzu ediyorsanız avukatı tutabilirsiniz. Daha profesyonel bir çalışma yapılmasını istiyorsanız avukatla çalışabilirsiniz. Yoksa avukat tutma zorunluluğunuz olmayacaktır. Ama tercüman noktasında eğer diliniz yeterli değilse bu sefer tabii ki yerden yere değişebilir. Ama genellikle bu başvuruların idare aşamalarında tercümanınızı da yanınızda götürmek zorundasınız. Eğer bu noktada farklı bir talep ya da durum olursa bu şekilde size e, iletmeleri mümkün olacaktır. Yani tercümanları kendileri sağlayacakları gibi. Ama yoksa tercümanı siz tutmak zorunda kalacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da esnaflık Türkiye'deki esnaflık gibi midir? Yoksa yine de şirket mi kurmak gerekiyor? Amerika'da esnaf olmak için ne yapmam gerekir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi benim anladığım şu herhalde takipçimizin sorduğu soru ben... Amerika'da ticari iş yapmak için şirket kurmak zorunda mıyım ya da değil miyim diye soruyor. Buradaki durumu şöyle anlamanız lazım. Şirket kurmadığınız durumlar da mevcut. Sizin kendi adınıza şahsi olarak iş yapabilme durumunuz mümkün olacaktır. Ama tabii ki bunda şunu göz ardı etmeyelim. Sizin burada oturumunuz ya da çalışma izniniz olması gerekecek öncelikle. Eğer bunlar varsa tabii ki siz iş yapmak istiyorsanız ve yapabilme izniniz varsa... O zaman ister kendiniz yapabilirsiniz şahsi olarak ya da izinlerini alarak ya da bir şirket kurulur. Ve tabii genelde şirket kurmaktaki amaç sorumluluğunuzu daha az indirgemek ve size olacak vergisel ve oluşacak herhangi bir problemde sorumluluk noktanızda şirketinizi korunması için şirketi kurmakta fayda vardır deyip takipçilerimizin sorularını cevaplamış olalım.